Merhabalar, maddenin ölçülebilir özellikleriyle yine birlikteyiz. Kanalıma abone olup, like atmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkürler şimdiden. Arkadaşlar, maddenin ölçülebilir özelliklerinden birincisi kütle. Kütle, madde miktarıdır. Kütle birimi ise kilogramdır. Kü küçük harflerle kg ile gösterilir. Kütle terazi ile eşit kollu terazi ile ölçülür. Eşit kollu terazi bu şekilde arkadaşlar. Kütle her maddenin kendisine ait belirli bir miktarı vardır. Bu miktara kütle denir. Mesela kendinizin kütlesi olarak madde miktarınız yani etiniz, kemiğiniz, kasınız, saçınız madde miktarınız kütlenizi oluşturur. Kütle eşit kalli terazi, baskül, terazi gibi araçlarla ölçülüyor. Kütle maddenin kütlesi her yerde aynıdır, değişmez. Çünkü sizin madde miktarınız hiçbir yerde değişmeyecektir. Kütle birimi kilogramdır. Küçük kütleli cisimler ise kütle birimi olarak gram kullanılır ve küçük g ile gösterilir. Arkadaşlar kütleyi bulmak için sıvının kütlesini bulabilmek için toplam kütleden kabın kütlesini çıkarırız. Kabın içi boş iken ölçtüğümüz kütleye dara denir arkadaşlar. Şurada görüyorsunuz içi boş iken darası yani 250 gram gelmiş. Dolayı iken kaç gram gelmiş? 700 gram gelmiş. O halde sıvının kütlesi yani limonatanın kütlesi toplam kütleden diğer bir ismi bürüt kütleden kabın kütlesi yani darayı çıkardığımızda kaç kalır? 450 gram kalır. Arkadaşlar biz sıvının kütlesini bulmak için toplam kütleden darayı yani kabın kütlesini çıkarıyoruz. Ve bizim net kütle sıvının kütlesini elde ediyoruz arkadaşlar. Tüm kütle ölçümlerinde bu şekilde yapacağız. Toplam kütleden darayı çıkartacağız. Net kütleyi elde edeceğiz. Arkadaşlar kütle ile ilgili birkaç ölçüm yapalım. Bize neler lazım? Eşit kollu terazi lazım. Çünkü neden? Biz kütleyi eşit kollu terazi ile ölçüyoruz. Hemen birkaç tane elma alalım. Ve 1 kilogramlık bir ağırlık koyalım. Ve Elmaları kefenin içerisine koyduğumuzda yine şimdi de kiloyu kefeye koyduğumuzda ne olacak? Biz bu şekilde elmanın kütlesini ölçmüş oluyoruz. Görüldüğü gibi elmanın kütlesi 1 kilogramdır diyoruz. Bütün maddelerin kütlelerini böyle ölçebiliriz arkadaşlar. Hacim maddenin kapladığı alandır. Hacim birimi litredir. Kısaca L ile gösterilir. Arkadaşlar bizim kendi hacmimiz nedir? Atmosferde yani boşlukta kapladığımız alan hacmimizi gösterir arkadaşlar. Şöyle bir soru sorulur her zaman. Burada demir ve pamuk aynı ağırlıkta olmasına rağmen pamuğun kapladığı alan daha fazladır. Yani pamuğun hacmi daha büyüktür. Fakat kütleleri birbirine eşittir. Yani bir kilo pamukla bir kilogram birbirine eşittir. Fakat hacimleri pamuğun hacmi daha büyüktür arkadaşlar. Hemen hacim tablomuza bakalım. Katı ve sıvı maddelerin belirli bir hacmi varken gazların belirli bir hacmi yoktur. Sıvıların hacmi dereceli kaplarla ölçülür. Arkadaşlar birazdan dereceli kaplarla sıvıların hacmine bakacağız. Hacim maddeler için ayırt edici bir özellik değildir. Yani iki tane maddenin hacmi aynı olabilir. Sıvıların hacmi birimi litre, mililitre ile küçükleri ise mililitre ile gösterilir. Hemen kütlenin ve hacmin ölçülmesine bakalım. Birbiriyle karşılaştıralım. Kütle eşit kollu terazi ile ölçülüyor. Hacim ise deleceli silindir ile ölçülüyor. Kütlenin birimi kilogram ve gram. Hacmi ise santimetre küp, metre küp veya sıvılarınki ise litredir. Hacimleri de bu şekilde gösterilir. Burada bu taşın hacmine baktığımızda başlangıçta 200 santimetre küp iken sonra bakıyoruz ne olmuş? 300 santimetre küp. O halde bu taşın hacmini nasıl buluruz? Taşın hacmi ne olur? 300'den 200'ü çıkardığımızda 100 santimetre küp olur arkadaşlar. Burada baktığımızda taşın hacmini 100 santimetre küp bulduk. Hemen arkadaşlar bir soruyla devam edelim. Burada bu taşın kütlesini eşit kollu terazi ile ölçüyoruz. Hacmini ise nasıl ölçüyoruz arkadaşlar? Başlangıçta 60 santimetre küpsel sonra ne olmuş? 70 santimetre küp. Taşın hacmi ne olur? 70 eksi 60 o da eşittir 10 santimetre küp. Sıvı maddelerin hacmine baktığımız zaman sıvıların hacmini bulmak için bize derecesi olan herhangi bir kap yeterlidir. Bakın derecesi olan dereceli bir kabımız var. Sıvıların hacmi birimi mililitre unutmuyoruz. Bakın dereceli kabımız 100 mililitreye kadar ölçebilen bir dereceli kapımız var. Elimizdeki sıvıyı dereceli kabın içerisine döktüğümüzde kabın derecesi bize sıvının hacmini gösterir. Hemen arkadaşlar sıvıyı döktüğümüzde görülüyor ki elimizdeki sıvının hacmi kaç mililitreymiş? 40 mililitre oluyor. Katı maddelerin hacmi ise yine dereceli silindirle ölçülüyoruz. Katı maddelerin hacmini bulabilmek için bize yine bir dereceli kap lazım arkadaşlar. Ve bir de katı madde lazım. Şimdi bilyeyi biz... Dereceli silindirde döktüğümüzde başlangıçta 40 mililitre olan kap bir yanda da katı bir madde bilye var. Biz bunun içerisine attığımızda elimizdeki bilyeyi attığımızda arkadaşlar ne oldu? 100 mililitre oldu. Başlangıçta 40 mililitreydi. Şimdi 100 mililitre oldu. O hale elimizdeki bilyeyi derecesi ne olur arkadaşlar? 60 mililitrelik artış oldu. Yani 100'den 40'ı çıkardığımızda ne oldu? 60 mililitre oldu. Yani taşın hacmi 60 mililitredir. İşte bu artış bilyenin hacmidir arkadaşlar. Ve 60 mililitredir. Şimdi taşın ölçelim. Bir dereceli sindir içerisine belli bir miktar su koyarız. Daha sonra hacmini ölçmek için istediğimiz katıyı dereceli kaptaki suyun içerisine atarız. Suyun seviyesi belli bir miktar yükselecektir. Suyun ilk seviyesi ile son seviyesi arasındaki fark bize neyi verecektir? Katının hacmini verecektir. Baktığımızda ilk kaç? 60. Taşı attığımızda ne olmuş arkadaşlar? 90 olmuş. Taşın hacmini nasıl buluruz? 90'dan 60'ı çıkardığımızda bize taşın hacminin 30 mililitre olduğunu fark ederiz arkadaşlar. Hemen örneklere devam edelim. Aşağıdaki cümleleri verilen kavramlardan uygun olanları tamamlayalım. Kilogram ve gram neyin birimidir? Kütlenin arkadaşlar. Kütle ölçüm araçlarından biri de nedir arkadaşlar? Basküldür. Diğeri neydi? Eşit kollu teraziydi. Hacim maddenin ölçülebilir özelliklerindendir. ölçülebilir özelliklerindendir. Diğeri de neydi? Kütleydi. Kütlesi ve hacmi olan her varlık neydi? Maddeydi. Sıvıların hacmini ölçmek için dereceli silindir kullanılır. Kullanırız. Çevremizde bulunan maddeler az ya da çok ne kaplar? Yer kaplar arkadaşlar. Buna da ne diyoruz? Hacim diyoruz. Bir litre nedir arkadaşlar? Bin Mililitredir. Hemen devam edelim doğru yanlış sorularıyla. Sıvı haldeki maddelerin kütlesi yoktur. Yanlış arkadaşlar her maddenin kütlesi vardır. Mililitre hacim birimlerinden birisidir. Doğru. Maddenin hacmi eşit kolu terazi ile ölçülür. Hacmi değil arkadaşlar kütlesi olacak. Yanlış. Gölge bir madde değildir. Doğru. Katı maddelerin hacmini bir sıvı yardımıyla ölçebiliriz. Doğru. Işık bir maddedir. Yanlış. Kütlesi ve hacmi olmadığı için yanlış. Dereceli silindir. Hacim ölçme araçlarından biridir. Doğru. Doğru yanlış sorularla devam edelim. Bir patatesin hacmini dereceli silindir ve su yardımıyla ölçülebilir. Doğru. Sıvı tartmak için kullanılan bir kabın ağırlığına net kütle denir. Yanlış arkadaşlar. Ne denir? Dara denir. Kabın ağırlığına dara diyorduk. İkinci ifademiz yanlış. Eşit kollu terazi kütle ölçmede kullanılır. Doğru. Sıvı maddelerin hacmi dereceli kaplarla ölçülür. Doğru. Gaz maddelerin ağırlığı yoktur. Yanlış. Her maddenin ağırlığı vardır arkadaşlar. Gazlar akışkan maddelerdir. Doğru. Aynı maddeler farklı renkte kullanılabilir. Doğru gazlar içinde bulundukları kabın her tarafını doldururlar. Doğru. Arkadaşlar bir yerde bir parfüm sıktığınızda hemen odanın diğer köşesinde bir odada bir parfüm sıktığımızda odanın diğer köşesinde de ne yapabiliriz? Parfüm kokusunu duyabiliriz. O halde her tarafı doldurduğunu anlarız. Mıknatıs her maddeyi çekemez. Doğru. Demir nikel kobaltı çekilebiliyordu. Ölçülebilir özellik sadece katı maddeler vardır. Yanlış sıvı ve gazlarda da ölçülebilir. Katı ee, ölçülebilir özellik vardır arkadaşlar soruyla devam edelim aşağıdakilerde hangisi katı maddenin özelliği değildir Belirli bir hacim ve kütleleri vardır doğru belirli bir şekilleri vardır Doğru konuldukları kabın şeklini alırlar yanlış arkadaşlar konuldukları kabın şeklini alan neydi Sıvı maddelerdi dışarıdan bir etki olmadan şekilleri değişmez doğru söylenemez olan yanlış olan c şıkkı